Merhaba Sayın Mastermind izleyicileri. Ay yerine başka gezegenler geçmiş olsaydı nasıl olurdu? Hiç bunu düşündünüz mü? Uydumuz Ay oldukça büyük bir cisim aslında. Eğer dünyanın değil de tek başına güneşin etrafında dönüyor olsaydı ona gezegen diyecektik. Ay dünyanın dörtte biri büyüklüğünde. Güneş sisteminde sadece Plüton'un bu ebatlarda bir uydusu bulunuyor. Yani kendi büyüklüğünün dörtte biri büyüklüğünde uydusu olan dünyadan sonra tek gezegen Plüto. Dünyadan 240 bin kilometre ötede ay geceleri gökyüzünde yarım derecelik bir alanı kaplıyor. Tesadüfe bakın ki tam olarak güneşi gündüz gördüğümüz ölçüye eşit. Bu sebeple tam güneş tutulmasını görebiliyoruz. Tabii ki her seferinde ay güneşin önünden geçerken tam güneş tutulması olmuyor. Çünkü ayın yörüngesi bazen dünyaya yaklaşıyor, bazen de uzaklaşıyor. Peki tam da ayın olduğu yerde güneş sistemindeki diğer gezegenlerin olduğunu hayal edersek ne olur? Şu andan itibaren yer çekimi, gelgitler, volkanik patlamalar vesaire bütün hepsini unutuyoruz. Sadece hayal ediyoruz. Örneğin kızıl gezegen Mars, neredeyse ayın iki katı büyüklüğünde. Yani gökyüzünde aydan iki kat büyük bir uydumuz olacaktı. Şu an teleskoplarla görebildiğimiz yüzeyi çıplak gözlerle daha görünür olacaktı. Venüs, aydan 3,5 kat daha büyük. Apollo astronotları ay yüzeyinden dünyayı nasıl görüyorduysa, biz de Venüs'ü dünyadan o büyüklükte görüyor olacaktık. Aslında krem rengi bulut kaplı ve sürekli dönen şekillerden başka görecek pek fazla bir şeyimiz olmayacaktı. Bu noktada Venüs'ün hala şu anki atmosferik şartlara sahip olduğunu varsayıyoruz tabii ki. Ay'dan 6 kat daha fazla ışık yansıtması ve gökyüzünde ondan 4 kat daha fazla yer kaplayacak olmasıyla muhteşem parlaklıkta bir cisim olacağına şüphe yok. Yani geceleri en az gündüz kadar aydınlık olabilirdi. Neptün, Ay'dan 14 kere daha büyük. Onu gökyüzünde kocaman, devasa, mavi bir balon gibi hayal edebiliriz. Aynı şekilde gündüz vakti de görünebilecekti. Örneğin bir güneş tutulması esnasında güneş onun arkasından kaybolduğu andan itibaren dünya yaklaşık 1,5 saatten fazla karanlıkta kalabilirdi. Uranüs, yaklaşık olarak Neptün ile aynı ebatlarda olduğundan benzer görüntüler verecekti. Satürn, şaşırtıcı bir manzara olurdu. Ay'dan neredeyse 35 kat daha büyük olan bu altın küre gökyüzünde yaklaşık 18 derecelik bir alanı kaplayacaktı. Satürn'den biraz daha uzakta da uydusu Dion olurdu. Aslında Dünya Satürn'ün uydusuymuş gibi görünürdü. Halkalar neredeyse ufuktan ufka uzanırdı. Jüpiter ise tam bir efsane olacakmış. Ay'dan 40 kere daha büyük ve gökyüzünde 20 derecelik bir alanı kaplayacaktı. Ayrıca teleskoplardan ve uzaydan çekilmiş fotoğraflarından görmeye alışkın olduğumuz görüntüsünden de biraz farklı olacaktı. Bu yakınlıkta gezegenin kuzey ve güney kutuplarını göremeyecektik bile. Jüpiter'i bu yakınlıkta düşünebilmek için gerçekten hayal gücümüzün sınırlarını zorlamamız gerekiyor. Uydusu Ay o kadar yakın olacağımızdan gezegenin çekimi ve gelgitler yüzünden aşırı volkanik faaliyetler gösteren bir dünya olacaktık.
Aynı zamanda Jüpiter'in korkunç radyasyon kuşağı içinde yer alacağımızdan yeryüzünde de pek hayat olmayacaktı. Ayın dışında diğer gezegenleri ayın yerinde düşündüğümüzde bunun en kötü sonuçlarından birisi ise evreni gözlemlemek konusunda yaşayacağımız sıkıntı olacaktı. Ayın yerinde olacak herhangi bir gezegen evreni ışıksız ve karanlık ortamda gözlem yapmamızı mümkün olduğunca engelleyecekti. Bu açıdan baktığımızda her şeyin konumunun o kadar güzel ayarlandığını görmek insanı gerçekten derinden etkiliyor. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Unutmadan kanala abone olarak ve videoyu beğenip paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşabileceğimizi hatırlatmak isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.